Selamun Aleyküm Bayburt Kanal 69 ailesi. Bugün Kestel, Bursa Kestel Bayburtlar Derneği'ndeyiz. Size 3 güzel insanı tanıtacağım. Dün bu saatlerde Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği kariyer ve başarı ödülü alan Almanya'da Biz Birlikte Güçlüyüz Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Genel Başkanımız Erkan Demir ve yanında Cemalettin Deligöz yıllarca bu derneğe hizmet edip ve sonradan da artık gençlere yol vermemiz lazım. Büyük ve gençlere yol verin. Hemen onun yanında Sayın Zakir Yerli, dernek başkan yardımcısı ve bakalım değerli arkadaşlar. Sayın Erkan Demir, köylü bu arada. Sayın Erkan Demir, Bayburt Kanal 69'da ve Bayburt Kanal'a bir çağrısı var. Derneklerin birleşmesi için. Bakalım ne diyecek Sayın Erkan Demir. Ben öncelikle Kanal 69 Bayburt Medya Grubu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Almanya'dan Bursa'ya Cumhur İttifakı bir destekle başlamıştım. Bu arada da dün yapılan Bursa'da Bayburt'un siyasi bir ödül töreni vardı. Oraya katıldık. Bu ödül töreninde bir kere hem çok sevindim hem çok üzüldüm. Bugün burada Kestel Belediye Meclisi Cemalettin görüyoruz. Bayburt Devlet Başkanı, Bölge Başkanı, Kestel altında buradayız. Bir nevi hem sevinç hem üzüntü var. Niye? Bayburt'tan gelip de bir ödül töreninde Bayburt derneklerini dün göremedim. 13'ten fazla bir derneğimiz vardı. Onların katılımını göremedim. Şu an Türkiye'de bir seçim süreci var. Bu derneklerimiz birlikte çalışıp da bu siyasi arenada bulunan, bu siyasi çalışmalarda bulunan bütün vekilleri derneklerine davet ederek istek ve arzularımız bunlara. Hatta bunları yazılı ve görsel basında da bu şekilde paylaşarak Bayburt derneklerinin birlikteliğini göstererek, Bayburt derneklerinin gücünü ortaya koyarak, siyasilerin bir nevi onların arkasında bir güç olduğunu göstermelerini çok istiyordum. Bu gücü göremedim. Bugün Kestel Derneği'nin aklımız sağ olsun, fakat eğer güç gösterilmiyorsa gerçekten senin Bayburtluların Bursa'da ne kadar bir potansiyel olduğunu, kaç bir derneğin var, kaç derneğin kaç üyesi var, bizim siyasette ve şehirleşmede kaç tane encümen üyemiz var Bursa'da Bayburtlu olarak. Bunu siyasilere verip de beklentilerimizi de yazılı ve sözlü olarak alamıyorsak bu Bayburt derneklerinin var ama yokluğu dedi. Değerli arkadaşlar, başkanın burada siyaset yaptığı, hani bizim çizgilerimizden biri siyaset takviyeli yazar. Yalnız Bayburtlar birleşerek, gurbetçi Bayburtlar hani siyasi şeylere, partilere, cümlelere oylarını verdiği zaman Bayburt için ve Bayburtlar için neler yapabiliriz? Onu anlatmaya çalışıyorum. Siyasetle alakamız yok. Ama başkanımın çağrısına dikkat etmek lazım. Dernek başkanlarının bir araya gelmesi lazım. Cemalettin başkanımız yıllardır bu dernektedir ve yıllardır dernek başkanlarını bir araya toplamaya çalışmıştır. Ne kadar başarabildiniz başkanım? Ama siz geçmiş dönemde bir bütün dernek başkanlarını bir araya getirdiniz. Hatta bir şeyle yaparak federasyonu kurdunuz. Yaklaşık bir 17 çalışmalarını buldu. Çok da faydalı oldu. Yani burada Bayburt'un nerede ne var, kimdir, kimler var. Bunları çünkü bizzat kendi ayaklarına göre bunların pasitalı da sütler verdi. Şu anda bizim eski sığırcı köylerinin başkanını da Recep Tosun'da da yaptı. Yani Recep Bey de bunu yakından da yapmasını çok istiyordu. Yani burada Bayburt'un aslında üzerinde tutmak için dedik beraberliğimiz kalmayı ve toplantı yapan kardeşimiz yani en azından Bayburtlar örneklerini çok üzerinde tutması lazım. Şimdi Sayın Başkanım, Salih Başkanımızla, Salih Değerli Başkanımızla, Dernek Başkanımızla görüştü. Kendisi başka bir programı olduğu için buraya katılamadı şu an. Hayır, o manada konuşmadım. Yok, o manada demiyor. Onu da belirtelim. Hani ben örnek görüyorum. Ben söz hakkım dahi olmayan bir şeyle şu anda söz hakkı almış. Yok, ben hadi geçmişe dair. Ben şimdi
ki bizim şu anda dernek başkanımız Salih Yerledi. Ben şu anda sadece bir kişiden beyan ettim kendimi. Yani, evet, Sayın Başkanım, Bayburt için ne yapardınız? Ben buna 5 ay önce Türkiye'de bir siyasette olabilmek için şunu dedim. Bayburt için yapılacak çok şey var. Bayburt devamlı göç verdiği için genç nüfusu çoğaltıyor ama devamlı gönderiyor. Biz burada da bugün Bayburt'un bir siyasi az bu Bayburt iş adamlarımız var. Yurt dışında olsun, Türkiye için olsun. Çok önde iş adamlarımız var. Bu iş adamlarımızla birlikte şunu istedim ben. Askona ve Rusya'da şey yaparak. Bayburt'a fuar getirelim. Bayburt'a bir fuar kuralım öncelikle. Türkiye'deki bazı fuarları Bayburt gibi yerlere kuralım. Bayburt'taki iş adamlarını da aynı davet ederek Avrupa'daki fuarlara götürelim. Çünkü fuarlar nedir? Ne kadar ürün, ne kadar şirket varsa fuarlara gelir. Arz ve talep gösterir. Eğer Bayburt'un, Bayburt iş adamlarını, Bayburt'ta fuarı, Bayburt'taki iş adamlarını, Türkiye fuarlarına, Türkiye'deki Bayburt iş adamlarını, yurt dışı fuarına, yurt dışındaki fuardaki iş adamlarını, Bayburt'unuza çekim yapamıyorsanız, Bayburt büyüyemez. Tarımcılık yok, hayvancılık zor olan bir memleket. Dağ ve kayası nispetiyle bölgesel olduğu için. Bizim tek yapabileceği dedim Bayburt'a, Bayburt iş adamının vizyonunu genişletmek. Bu hasbihal dostluk ilişkisinde de yurt dışı ve Türkiye'nin çoğu yerindeki iş adamını da Bayburt'a naz ile, rica ile Bayburt'a getirdim. Bunu yaparken de dedik ki bazı şirketlerin sponsorluğunda Bayburt'a şey kuralım, sanat okulu, endüstri meslek lisesi gibi değil. Fanyasının en iyisini yapacak, elektriğin en iyisini yapacak. Çünkü elektrik devamlı gelişen bir teknoloji. Şu an hep bütün evdeki elektrikler bilgisayar sistemiyle programla ilerliyor. Bunu öğretecek, bu teknolojide yapılacak bir okul kuralı var burada. Bu okulda kaliteli elemanlar yetiştirelim. Bir sanat okulu gibi, özel sanat okulu. Niye? Eğer bugün evinizi kaliteli işçiye yaptırmazsanız depremde gördük. Evet. İyi elektrikçi, iyi fanyacı, iyi mobilyacı. Eğer yetiştirmezseniz eviniz çöker. Eğer memleketinizin gencini iyi yetiştirmezseniz devletiniz çöker. İnsana yatırım kadar güzel bir şey yok. İnsan insandır çünkü. Başkanım ne dedin fikirlere? Evet. Başkanım fikirleriniz çok güzel. İnşallah daha önümüzdeki yıllarda da Valla son bir şeyim deyip Bayburtlular gözünüzü seveyim Bayburt şivesiyle kurban olayım. Cenazeyi beklemeyin girdik için. İlle bir düğün olsun diye gidelim diye beklemeyin. Bu şekil toplantılar programlarda özellikle siyasi seçimler, belediye seçimler zamanında meclis üyelerinizi seçin önceden belirleyin, destekleyin, onların altyapısını yapın. Meclis üyelerinin en iyisinden belediye başkanı kimde kafanız varsa 1-2 yıl önceden çalışın. Kendi evladınızı, kendi hemşehrinizi o şehirlerde seçin. Aksi takdirde o şehirlerde bir başkaları sizin Bayburt olarak derdinizi, hastalığınızı, aşkınızı anlayamaz. Bayburt büyük bir şehir, büyük bir devlet yönetiminde bulunan bir şehir. Şu an Bayburtlar altın devrini yaşıyor Türkiye'de. Genelkurmay'da, bakanlıklarında, her yerinde. Bu bir örnektir. Ama Bayburt'un bugün bir milletvekili var. Bu bir milletvekili Bayburt'un Türkiye'de genel nüfusu 1 milyondan fazla bildiğim kadarıyla. Bir kişi bu kadar sorunun altında ezilir. Hepiniz gençlerinizin meclis üyeliğine, en iyi çocuklarınızın zekalısını, aşkı olanı belediye başkanlığına seçin. Bunların en iyilerini de Türkiye'nin genelde Bayburt'unuza seçin. Artık Bayburt üretmeye ihtiyaçlı, duyarlı. Bunu yapın. Eyvallah başkanım, teşekkür ediyoruz. Değerli Bayburt Kanal 69 ailesi, Cemalettin Deligöz,
Erkan Demir, Fakir Yerli Bey'e teşekkür ediyoruz. Bayburt Kanal 69, Bursa Kestel, Derdek'te hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun.